İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da ekonomik kriz. Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları vizesiz 60 ülkeyi ziyaret edebilir. Cavak'taki Kulikam Surp Yeraltuk'un kilisesi tekrardan kutsandı. Kıbrıs, Türkiye için sondaj yapan şirketlere karşı yasal süreç başlattı. Rakka'da toplu mezarlar. Paraçanova ait 3 restore edilmiş film sinema tapınağı programı çerçevesinde gösterime sunulacak. Bugün Artsakh Ulusal Kurtuluş Kahramanı düşman lakaplı Vartan Stepanyan'ın ölüm yıldönümü. Sosyal Politik Araştırmaları Merkezi, Batı Ermenistan'ın Diyarbakır, Mardin, Batman ve Van'daki 500 hanede ekonomik krizi ve etkilerini araştırdı. Krizden etkilenenlerin oranı %94, %1.9'u ise bir ekonomik krizin olmadığını ifade etti. Katılımcıların %90.7'si alım gücüm azaldı, %0.17'si arttı derken %7.6'sı ise alım gücünün değişmediğini ifade etti. Son bir yıl içerisinde ailenizde işsiz kalan oldu mu sorusuna katılımcıların %63.3'ü evet yanıtını vermiş. Araştırmaya katılanların %56.6'sı ekonomik krizin birinci nedenini hükümetin ekonomi politikalarına bağlarken %19'u ise Kürt sorununa bağlamış. Ermenistan Cumhuriyeti 2019'un 3. çeyreğinde Henley & Partners şirketinin pasaport endeksinde 84. sırada yer almaktadır. Armen Press'in bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının vizesiz 60 ülkeye girebildiği bu şirketin internet sitesinde belirtilmiş durumda. Gürcistan'ın Kulikam'daki Surp Yeraltutyun Kilisesi 1 yıl önce 1 Temmuz'da yeniden kutsandı ve Artsakh Kurtuluş Savaşı kahramanı Artur Garipyan'ın anıtı görkemli bir şekilde açılışı gerçekleşti ve o gün anma günü olarak ilan edildi. Bugün Kulikam'daki Surp Yeraltutyun Kilisesi'nde Samskhe Cavak ve Salka'nın Genel Piskopos Valisi Mahakya Amiryan, ruhban sınıfın katılımıyla şükranlarını sundu ve bir konuşmada bulundu. Artık bir yıldır köyde kilise bulunması nedeniyle kilisede toplanan inançlıları tebrik etti. Onları düzenli olarak kiliseyi ziyaret etmeye, kilise törenlerine katılmaya ve dua etmeye çağırdı. Ardından Artur Garipyan'ın anıtı önünde ruhunun huzuru için dua okudu. Kıbrıs Cumhuriyeti, adanın yakın sularında Türkiye için sondaj faaliyetlerinde bulunan 3 şirkete karşı yasal bir süreç başlattı. Şirketler Kıbrıs su sınırlarını ihlal etmekle suçlanıyor. 2011 yılında Güney Kore'de yapılmış Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih gemisi, Kıbrıs adasının batı kısmında neredeyse bir aydır faaliyet gösteriyor. Yakın gelecekte ikinci Türk gemisi Yavuz, adanın doğusunda doğalgaz aramaya başlayacak. Türkiye, kendini Kuzey Kıbrıs olarak ilan eden Cumhuriyet'in adanın bitişik sularının doğal kaynakları üzerinde de haklarının bulunduğunu vurgulamaktadır. Oysa Kıbrıs Cumhuriyeti adada resmen tanınan tek devlet olduğu konusunda emindir. Dolayısıyla bölgenin mineralleri için sadece kendisi haklara sahiptir. Rakka'da ortaya çıkan bir toplu mezarda IŞİD tarafından katledilen 190 kişiye ait cenaze bulundu. 2017'den itibaren Rakka'daki toplu mezarlarda şu ana kadar çıkarılan cenaze sayısı ise 5000'e yakın. IŞİD tarafından katledilen sivillere ait toplu mezarlarda aralarında IŞİD'lilerin de olduğu ve kadınların bulunduğu cenazeler çıkarıldı. IŞİD, Rakka'yı 2013'te Başar Esad'a muhalif güçlerden ele geçirmişti. İdari merkezini burada kuran IŞİD, kentte şeriata dayalı bir düzen oluşturmuştu. 2014'te de halifelik ilan etmişti. Suriyeli, Kürt ve Arap güçleri, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon uçaklarının da desteğiyle IŞİD'in kalesi Rakka'ya 2016 yılında operasyon başlatmıştı. Demokratik Suriye güçlerinin Fırat'ın gazabı adıyla 10 Aralık 2016'da başlattığı operasyon, kent merkezini kurtarma hamlesi olan Büyük Savaş ile 17 Ekim 2017'de tamamlanmıştı. Bu tarihten sonra kent tamamen IŞİD'den temizlenmişti. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Film Merkezi'nin girişimiyle ünlü film yönetmeni Sergey Parajanov'un 95. yıl dönümüne adanmış Rotterdam Festivali'nin Sinema Tapınağı adlı enstalasyon formatındaki serginin Narın Rengi filminin ana düzenlemesinde kullanılmayan epizotlardan oluşan filmin açılışı 8 Temmuz'da Yerevan'ın eski adıyla Rusya olan Ayrarat Sinema Salonu'nun fuayesinde gerçekleşecek.
9 Temmuz'da Sinema Tapınağı programı çerçevesinde Moskova Sinema Salonu'nda Sergey Parajanov'un restore edilmiş 3 ünlü filminin gösterimi sunulacak. 1. Hagop Hovnatanyan, belgesel film, 1967 yapımı, 10 dakika. Kökleri Orta Çağ'a dayanan Ermeni ünlü ressamlar ailesinin en önde gelen ve 18. yüzyılın ortalarında Tiflis'te yaşayan sanatçıya adanmıştır. 2. Pirosmani'nin temalarında Arabesk adlı kısa film, 1886 yapımı, 25 dakika. 19. yüzyılın amatör ressam, primitivist Niko Pirosmani'nin estetik mirasını Parajanov'un kişisel bakışını yansıtıyor. 3. Çekimler sırasında yasaklanan Kiev Freskleri adlı belgesel, 1966 yapımı, 20 dakika. Filmden sadece 10-14 dakika kurtarılmış durumda. 9 Mart 1966'da Yerevan'da doğdu. Artsakh Kurtuluş Savaşı kahramanı, özgürlük savaşçısı. 1983 yılında okuldan mezun olduktan sonra Vartan 1984'te Afganistan'daki Sovyet ordusuna gönüllü olarak katıldı. 1988 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve Artsakh'ın sınır bölgelerini savunmak için daha önce Afganistan'da askerlik yapmış gönüllü bir grubu yönetti. Vartan, Yereshavan, Şaumyan ve Askeran öz savunma savaşlarında yer almış, Kırcan, Malibeyli, Lesno, Hocalı, Berdzor ve Laçin'in kurtuluşu savaşlarına katılmıştır. Parlak bir askeri deha olması sayesinde Vartan, Dağlık Karabağ Ordusu'nun 2. Tabur Komutanı Yardımcısı olarak Karabağ Ordusu'nun yaratıcılarından biri oldu ve taburların oluşumunda katkıda bulundu. Mayıs 1992'de Aşot Hulya'nın birliğinde yer alarak Şuşi'nin kurtuluşuna katıldı. Şuşi'nin kurtarılmasından sonra arkadaşları Vartan'ı aradılar ve onu Ermeni mezarlığındaki eski Ermeni mezar taşlarına şampanya döküp "Dedelerimiz, Şuşi artık özgür, huzur içinde yatın" diye ağlarken buldular. Haziran 1992'de Şaumyan'ın düşmesinden sonra son savaş görevini yerine getirmek için Artsakh'a gönderildi. Düşman lakaplı Vartan 1992 yılının 3 Temmuz'unda Muirishen savaşlarında arkadaşları Armen Yeritsyan ve Araik Avakyan ile birlikte şehitlik mertebesine ulaştı. Düşman lakaplı Vartan Stepanyan ölümünden sonra 1. dereceden savaş haçı ile Şuşi'nin kurtuluşu madalyalarıyla ödüllendirildi ve naaşı Yerebulur adlı şehitlik panteonuna defnedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hamov Hodov, Can Kaçtı Verk adlı eseri sunuyoruz. Hamov Hodov, Can Kaçtı Verk, Mermin Zerber Dürdirdi, Zekme Verdi, Verdiklerde, Dikme Verdi, Kaçtı Verk, Zekme Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.